Ve Şubat ayı enflasyonu rakamları açıklandı efendim. Artış aylık %4,53, yıllık %67. Yıllık bazda ise en yüksek artış %94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Aylık bazda da en yüksek artış %12,76 ile eğitimde yaşandı. Krizi fırsata çevirmek isteyen stokçular var. Tüketicilerimizi sıkıntıya sokuyorlar. Millet fazlasıyla, tok fazlasıyla lüks yaşıyor. Bizler işçi bulamıyoruz. Enflasyon Şubat'ta 4,53 arttı. Buna bağlı olarak yıllık enflasyonsa 67,57 oldu. Büyükbaş hayvanı çiftliğimiz var. Dün 380 liraydı. Et 480 lira olmuş mesela. Bir ayın içinde 3 tane zam geldi. Fırladı çıktı yukarı. Evet, yani bunu en önde gelen zam kalemi de hazır yemek sektörü, restoran ve oteller. Doğru. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Lokanta ve otel fiyatları geçen yıldan bu yana fiyatlarını neredeyse ikiye katladı. 2024 nasıl geçecek bilmiyorum ama 2023'e bakarsak iyi geçeceğini düşünüyorum. Enflasyon sepetinin zirvesinde lokanta ve oteller yer alıyor. Bunun hemen arkasındansa eğitim sektörü geliyor. Zam şampiyonu hazır yiyecek sektörü temsilcileri de müşterilerini enflasyona ezdirmemek için farklı yollar deniyor. Restoranlarda düşük gramajlı, daha uygun fiyatlı eko veya yarım menüler hazırlanmaya başladı. Normal menümüzün yarım porsiyon olarak verdiğimiz menüler var. Daha ekonomik fiyatla vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Porsiyonları küçültüp ekonomik menü diye satmaya başlamışlar. Bu hikaye menülerin küçülüşünün hikayesi. İşletmelerde tam porsiyonlara rağbet azalınca yarım porsiyonlar daha çok satılır hale geldi. Efendim bir yarım porsiyon koyabilir misiniz? Yarım porsiyon veriyorum, buyurun. Yarım porsiyonumuz bu. Bir tane de tam porsiyon görebilir miyiz efendim? Bu da tam porsiyon. Şimdi böyle aldığımızda ne kadardı? O 90 lira tek porsiyon yemek. O da 60 lira. Aylık bazda en yüksek artış eğitimde. Yemek sektörüyle eğitim sektörü enflasyonda yarışır hale geldi. Özellikle özel okullar sürekli yüksek ücretlerle gündemde. Velileri isyanın eşiğine getiren bu fiyatları enflasyon rakamları da doğrular nitelikte. Eğitim aylık 12,76 ile zirvede. Özel okullara da hiçbir şekilde güç yetmiyor. Yani... Gönderiyor olsaydım da mecburen devlet okuluna dönüyor olacak. Zaten de gönderemiyoruz, hani gücümüz de yetmiyor ama. Eğitim, çocukların geleceğinden bahsediyoruz yani. Değil mi? Bu ay maaşım benim 10 bin lira. Kreş ne kadar? 15 bin lira. Aşırı zamlandı. Bu da hiç iyi bir şey değil. Yani çocukların eğitimidir, geleceği için. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grupta %43,44'te giyim ve ayakkabı oldu.